Bu yüzü ilk gördüğümde gerçekten bana ürkütücü gelmişti. Böyle kayanın içerisinden çıkan bir surat var. Korku filmi gibi. Ama daha sonra onun bir çocuk olabileceğini düşündüm ve sempatik gelmeye başladı. Gerçekten bu bir soru işareti. Göbekli Tepe'den bir sahne bu. Görüyorsunuz bir çocuk kayadan doğuyor gibi. Elinde de su tutuyor. Bu anlatı bize milattan önce 10.000'den geliyor ve biz bunun yansımalarını Mari'de milattan önce 18. yüzyılda, yine İştar Eanna Tapınağı'nda, Uruk'ta milattan önce 1400'lü yıllarda gördük. Göbekli Tepe'den devam eden bir silsile var. Evet, tarih şeridimizi koyduk. Böyle takip etmesi daha kolay olsun diye. Yine biz Göbekli Tepe'nin izlerini milattan önce 10.000 ile 3400 ve 3000 arasındaki Uruk kral heykelciklerinde de görmüştük. Yani Göbekli Tepe'nin sırlarını bu şekilde çözebilirsiniz. Bu kayadan doğmakla ilgili anlatılar var. Bunları daha sonra sizinle inşallah paylaşma fırsatımız olabilir. Ama bu totem taşı gerçekten çok ilginç. Sanki birçok hikayeyi içinde barındırıyor gibi. Kenarında yılanlar var. Üstünde başka yüzler de var. Eller var vesaire. Bunu ileriki zamanda yorumlama şansımız inşallah olacak. Uruk'u anlamak adına bir şeyler söyledik geçen programda ve Uruk'a devam ediyoruz. Evet, Uruk kentine bakacağız şimdi. 5000 civarında kurulduğu tahmin ediliyor. Bu döneme biz Erudu dönemi diyoruz. Öyle geçiyor. 28 katman burada tespit edilmiş toplamda. Tabi burada şeyi de açıklayayım ben. Kazı yukarıdan başladığı için ilk bulunan kat birinci kat oluyor. Aşağıya doğru kat buldukça 2, 3, 4 diye katmanlar sayılıyor. İki katmanın arasında bir daha katman bulunuyor. Yani numara verildikten sonra örneğin 4 ile 5 arasında yeni bir katman daha tespit edildiğinde ona A, B diye tekrar numara veriliyor, numaralandırılıyor. Bazen birbiriyle bağlantılı da olabiliyor. Yani tamamen yıkılıp yeniden üzerine bir kent inşa edilmemiş, revize edilmiş kent, o zaman da A, B isimleri verilebiliyor. Tabii biz nereye odaklanıyoruz? Uruk'un genişlemesi kısmına. Uruk 5 ile 4 arası geç Uruk dönemi olarak isimlendiriliyor bu dönem. M.Ö. 3600 yıllarından itibaren Orta Uruk döneminde Uruk ticaret ağı Mezopotamya'nın diğer bölgelerine genişlemeye başladı. Bu genişleme tartışmalı bir konu. Merkez kente bağlı mıydı bu genişleme sonucu yeni elde edilen kentler, Uruk kültürünün görüldüğü diğer kentler birer koloni miydi? Bu koloniler merkez kente bağlı mıydı? Asur döneminde gördüğümüz ticaret kolonileri gibi askeri sıfatsız, sadece ticaret amaçlı mıydı? Askeri sıfatlı olarak Uruk buraları kendi kontrolüne mi almıştı? Askeri birlikler mi vardı? Ticaret kentleri miydi? Vesaire, bunlar tartışılıyor. Net bir cevabı yok. İleride belki bu cevaplar alınabilir. Uruk genişlemesinin biz Suriye'de
Habuba Kabira önemli bir yer. Tel Brak yine önemli bir yer. Bu Tel Brak'a gideceğiz. Habuba Kabira'ya da gideceğiz daha sonra. Türkiye'de Aslantepe, İran'da Godintepe gibi siteleri kapsıyor. Geniş bir alana yayılmış. Bu genişlemeyle paralel olarak Uruk kentinin mimarisinde de bir değişim gözleniyor. Kamusal gösterişli binalar ortaya çıkıyor ve bu dönemin sonlarına doğru da yazıda bulunacak Uruk ilk kent olarak kabul ediliyor Batı dünyası açısından. Beş ve dört Uruk katmanlarında yazı ve anıtsal kamu mimarisinin ortaya çıkmasının önemli olduğunu bunları belirttim. 4A döneminde Eanna bölgesinde çivi yazılı en eski örnekler karşımıza çıkıyor. Şu ana kadar başka örnek yok. En eski örnekler burada Eanna bölgesinde ortaya çıkmış. Bu yüzden tarihin başladığı kent olarak Uruk kentini sayabiliyoruz. Ayrıca Eanna bölgesine şimdi yoğunlaştık. Burada bu tarihten itibaren mozaikli evler ortaya çıkıyor. Yani mozaikle ilgili bir ilginiz varsa, bu konuda ders aldıysanız, mozaik muhteşem, yani çok güzel örnekleri var. Mozaiğin ilk örnekleri neredeydi dediğimiz zaman buraya yolunuz düşecek. İlginç bir durum bu mozaik tarihi açısından. Burada Taş Koni Tapınağı adı verilen bir ev var. Mozaikli ev deniliyor. Eanna bölgesindeki ilk yapı olarak kabul ediliyor. Stonecone deniyor. Stonecone Building deniyor. Taş Koni Tapınağı deniyor. Neden Taş Koni denilecek? Şimdi açıklayacağım biraz sonra. Altıncı dönemden önce var olan bir Ubayid Tapınağı'nın üzerine inşa edildiğini, kentin daha önce başka katmanların olduğunu söylemiştim. Burada var olan bir tapınağın üzerine bu Taş Koni Tapınağı'nın yapıldığını ilk olarak bu bölgede varsayılıyor. Bu şekilde düşünülüyor. Kireç taşından bir istinat sistemiyle çevrelenmiş bu kireç taşını hayal etmek istiyorsanız bizim Ege bölgesindeki antik kentlerde genelde kireç taşı kullanılmıştır. Bu tip taşlara bir istinat duvarı yapılmış. Adını bu tapınak nereden alıyor? Çünkü o ana kadar hiç karşımıza çıkmayan ilginç bir şeyle karşılaşıyoruz burada. Mozaiğin ilk örnekleri olarak sayabileceğimiz biraz farklı da olsa yani bizim algıladığımız mozaikten biraz farklı da olsa burada bir örnek karşımıza çıkıyor. 5 ve 4 de bu sıkça kullanılmış fakat ilk olarak en erken bu Taş Koni Tapınağı'nda karşımıza çıkıyor. Şimdi resmini gösteriyorum. İlk mozaik örneklerinden biri kabul edebilecek pişmiş topraktan renkli ve konik unsurlar olarak yapılmışlar. Böyle ince uzun renkli yapılmış bunlar ve yan yana sıralanarak desen de verilmiş. Dikkatli bakarsanız böyle çapraz çizgiler var. Bu renklerle duvarlara desen verilmiş. Bunu siyah beyaz olarak baktığımız zaman daha iyi algılayabiliyoruz. Taş Koni Tapınağı ismi buradan geliyor. Aslında şu aşamada Taş Koni Tapınağı'ndan hemen sonra Uruk Eanna bölgesinde ikinci olarak yapılan binayı anlatmam gerekiyor. Oraya geçmem gerekiyordu ama Almanlar çok güzel bir simülasyon hazırlamışlar. Bu ilk Taş Koni Tapınağı ile ilgili. Biz buna Taş Koni Tapınağı diyoruz ama bu tapınak ifadesi de tabii ki bir yakıştırma. Biraz bundan bahsedelim. İçinde bir tane havuz var. Bu çok ilginç ve mozaiklerle kaplı olması, çok odalı olması, üst katına çıkılabiliyor, öyle tahmin ediliyor. Normal bir bina değil, yani sadece konut amaçlı kullanılabilecek bir bina değil, bir gösteriş var.
prehistorik dönemde arkeologlar özellikle buna çok dikkat eder. İşte zemin cilalanmış mı ya da işte zeminde bir renk var mı vesaire şu bu. Yani bir özellik, bir farklılık. Oradan yola çıkarak da konut dışı amaçla yapıldığı düşünülür. Burada bu ihtişamı görünce bunun farklı bir bina sadece konut amaçlı olmadığı ortaya konuyor. Ve tapınak olarak adlandırılmış. Tabii ki farklı alternatifler de var. Burası buranın yöneticisine ait bir yer de olabilir. Bir saray olarak da kabul edebiliriz. Büyük bir yapı. Ayrıca içerisinde Mikenler'de, Miken saraylarında gördüğümüz gibi bir ateş alanı da var. Isınmak vesaire amaçlı olarak. Zenginliğin olduğu yerde tabii ki bunları yapabiliyorsunuz. Sanat zaten zenginlik varsa, artı fikirler zenginlik varsa ortaya çıkıyor. Zenginlik yoksa insanlar normal yaşam telaşı içerisine düşüyorlar genelde. Artı bir şeyler istemiyorlar. En az da yetinmeye çalışıyorlar. İşte arkeologlar da bu düşünceden yola çıkarak ihtişamlı farklılıkları gördükleri anda artık burada zenginleşmenin başladığını düşünüyorlar. Gene aynı döneme ait mezar hediyelerine bakıyorlar. Yani mezar hediyelerinde bir zenginleşme var mı yok mu? Bununla bugün programı bitirelim. Bu alandaki Eanna bölgesindeki diğer ikinci yapı, hemen bundan sonra yapılan diğer yapıya da bir sonraki bölümde görelim.